Benim en kötü dersim coğrafya. Yani o kadar kötü ki 39 aldım. İğrenç bir coğrafyam var. Demin ağlamamak için coğrafya çalışmayı bıraktım. Böyle bir düşününce 10. sınıfta uyumadığım coğrafya dersi yok. Hayal edebileceğiniz en genel kültürsüz coğrafya ders coğrafya mı? Böyle sabır dileyebilirsiniz Allah'tan. İçime eden bir ders var ki o da coğrafya. Galiba coğrafya çalışmak zorunda kalıyorum. Neler olduğunu açıklamak için sizi birkaç gün geriye getirmem gerekiyor sanırım. Sıradan bir gündü. Yine her zaman olduğu gibi size bir ders çalışma gününü çekmek için açılışı yapıyordum. Ve burada da aile apartmanında oturduğumuzdan bahsediyorum. Anneannemin balkonuna gideceğiz. Ama bana biraz kızdı. Dedi ki gelme. Çünkü çok soğuk dedi ve muhtemelen beni eve almayacak. Ask me if I'm a truck. Burada çıkarmış olduğum bazı notlar vardı. Bu şekilde notlar çıkarıyorum. Çünkü ameleyim. Başka hiçbir işim yok. Çıkarmaya devam edeceğiz gazları. Sence ben YKS'de kaçıncı olacağım? Birinci mi olacağım? Ha, çocuk haklı işte, hiçbir şeyden haberi yok. Anneannem dedi ki soğuk iyiymiş bu arada ama bunu ona söylersem muhtemelen beni gebertir. Hocam içeri gıdığım var benim ya. Böyle konuşacağım. He? Soğuk deme anne. Ciğerlerim şur gel gari. Dedim ben sana burada. Eğer içeri girdiğinde de üşüdün mü diye sorarsa evet üşüdüm diyeceğim ki ona bak ben sana söylemiştim deme hakkını vereyim. Diğer video çektiğimi anladığımda şeydir. Ana Allah seni kahretmesin. Bakın burası balkon turu. Anneanne senin balkonun değil mi burası? Geçelim. Nasıl güzel mi balkonu? Bir konuş bakalım. Güzel, çok güzel. Arkadaşlar çok daha konforlu bir ortama geldik. 5 dakika sonra ağlayacağım, haberim yok. Buranın hem ışığı daha güzel hem de böyle deve kadar bir masamız var. Ve doping kahvaza. Ve bu video sponsorlu değil. Ne diyorum ben ya, aman Allah'ım. Kahve içeceğim ama tam bir midesiz olduğum için üçü bir arada içeceğim. Ama ne zaman? Şimdi değil. Şimdi değil. Niye şimdi mi sandın sen? Emira izliyorum. Bizim zamanımızda Emira yoktu çocuklar, biliyor musunuz? Bizim zamanımızda Arthur vardı. Ah, bizim zamanımızda Powerpuff Girls vardı. Bak orada ne var? Sen varsın ya. Yap aşkım kameraya. Kim Güneş benim kardeşim değil bu arada. Eymen de benim kardeşim değil. Sadece Çağan benim kardeşim. Gazların özellikleri ve gaz dışaları ile ilgili 6 soru çözdüm. Gerçekten bu hafta 2 soru çözdüm. Ben yanmışım, yer bittim. Çok sinirliyim. Gazlarda kinetik teori. 6 soru çözdüm, 3'ü yanlış çıktı. Yok işte bir tane pistonlu kap varmış. Dik olursa açık hava basıncıyla PX artı bilmem ne oluyormuş falan. Ya nasıl ezberleyeyim o kadar ya? Haksızlık denen bir şey var bu dünyada değil mi? Of ya, ne güzel hava çektim size. Şimdi gaz karışımlarına geçiyoruz. Dananın kuyruğu kopuyor. Gene 6 soruda 3 yanlışım çıktı. Amcam sonra bana kızıyorsunuz motivasyonum düşüyor diye. Hayır, sadece hani bu strese ne için katlandığımı bilmiyorum, anladınız mı? Hani bir neyi hedefledim bilmiyorum bu yolun sonunda. Yani bu yolun sonunda bu kadar strese değecek şey var mı onu bilmiyorum. Gerçi işte size mesela arada soru cevaplarda şey diyorum, işte moleküler biyoloji ve genetik istiyorum ama aslında istiyor muyum bilmiyorum. Yani aslında istemiyorum onu. Aslında o bölümü okumak istemiyorum. Yani işin gerçeği o. Aslında laboratuvarda zaman geçirmek istemiyorum ileriki hayatımda. Yani aslında bu benim ilgimi çekmiyor, anladınız mı? Niye sayısal okuduğumu bilmiyorum mesela. Ve evet, bu zamana kadar hep okul hayatımda sayısal derslere daha büyük bir ilgim oldu. Ve hep sayısal derslerim sözellerimden daha iyi oldu. Ama neden hala sayısal okuduğumu bilmiyorum. Bunun sonunda ne olmak istiyorum da sayısal okuyorum sorusuna hala cevap veremiyorum. İsyan etmiyorum. Tabii ki çalışacağım. Hemen birine baktığınızda işte sen bu mesleği yapabilirsin aslında senin için. Güzel olur, senin ilgi alanların buna benziyor gibi şeyler çıkarımlar yaparsınız ya. Aşağıda benim için bu çıkarımı yapabilir misiniz? İşte burada alan değiştirmeyi ve belki de milyonuncu kez tekrardan sinema televizyon okumayı düşünmeye başlıyorum.
geçtiğim andan beri hani mesela hatta 10. sınıfın bir döneminde full hedefim direkt hani sinema televizyon da hep sinema televizyon olarak düşünüyordum. Ama bir şekilde hani ortaokuldan beri işte sayısal öğrencisi olarak anıldığım işte ne bileyim sayısalı çok ön planda olan bir okula gittim. Neredeyse fen lisesi düzeyinde olan bir okula ve sayısal öğrencisinden başka bir şey olabileceğimi hiçbir zaman düşünmüyordum. Hani sinema televizyon okuyacağım zamanlarda bile hep sayısal okuyacağımı düşünüyordum. Hiç işte eşit ağırlık ya da sözel okuyabilirim gibi hiçbir zaman bir kafam olmadı. Yani ta ki zaten siz de bunu fark etmişsinizdir. Ders çalışamadığım ana kadar. Hani işte sabah 5'te kalkıp ders çalışıyordum, onu yapıyordum, bunu yapıyordum ama son zamanlarda özellikle 11'e geçtikten sonra hani fark ettim ki yapamıyorum. Çünkü bunu bana iten bir şey yok bunu yapmaya. Çalışamıyordum. Hani haftada 72 soru çözüyordum. Ve haftada 72 soru eğer hedefiniz hani Türkiye'de ilk 1000'e girmek gibi bir şeyse böyle bir şey yok yani. Böyle bir dünya olan. Çok hala korkuyorum. İşte demin rehberlikçimle konuştum. Yani yok hani gerçekten sayısal mesleklerin hiçbirini istemiyorum. Dedi ki hani sayısalda memnun olduğumu düşünmüyorum dedi. Ve hani mutlu değilsen de sayısal öğrencisi değilsindir dedi. Yani eşit ağırlığa geçmen daha doğru gibi görünüyor dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Çok zor ama bunun kararını vermek çok zor, anladınız mı? Yani galiba coğrafya çalışmak zorunda kalıyorum. Böyle bir durumda. Neyse cumartesiye kadar işte yine bir düşün dedi. Şu an çarşambadayız bu arada. 21.13 saat. Galiba geçiyorum gerçekten. Silent, I want my ring back, baby that's a diamond. Geçiyor mu? Niye sevindin sen? Kulübe yeni biri katılıyormuş gibi böyle. Evet. Eşit ağırlık kulübe. Sana TM test kitapları bakalım. Hemen ayarlayalım benimle. Of ama hala çok korkuyorum. Hayır bak bir şey söyleyeyim mi? Sen sadece sayısal yapabiliyor musun gibi kafaya girmiyorsun. Genel olarak millet sadece sayısala yöneliyor. İster istemez sende de bence öyle bir şey var. İnanamıyorum ben öyle. İmposter'ım. Şu an Discord'dan konuşarak oynuyoruz. Şimdi size göstereceğim. Şu an birbirlerini suçluyorlar. Ben Decondemination'ın girişindeydim. Dilan ve Elif de vardı. Bilgin self-report yaptım ve yüzünde patladı. Mira'nın oradaki koridorda canı öldürdüm. Ve sonra direkt Decondemination'ın önüne gittim. Ve beni görmediler garip bir şekilde onu öldürürken. Dilan, Elif, ben üçümüz vardık. Ve Ulaş Bulur cesede dedi ki herkes yerini söylesin dedi. 5 kişilik zaten. 2 kişi imposter'da. Elif, Dilan, ben aynı yerde olunca ulaştı ki Ege'liğe ben kalıyorum falan diye şaka yapmış. Ben dedim ki evet abi self report yaptım bu kadar belli etmeseydim bari falan dedim. Ve sonra yani benim sözüme inanıp onu astılar gerçekten ve biz Mert'le kazandık. Kazandık arkadaşlar, bakın kazandık. Kazandık. Şimdi şöyle bir toparlamak istedim. Çünkü bu videodan ne anladığınızı bilmiyorum ama ben hiçbir şey anlamadım. Sayısal öğrencisi olmaya çok alışıp gerçekten çok alışım ve hani sen ne kadar coğrafyadan nefret ettiğimi falan da biliyorsunuz ve hiçbir zaman böyle sayısaldan başka bir bölüm okuyabileceğimi düşünmüyordum. O yüzden ben kendim işte moleküler biyoloji istiyorsun, genetik seviyorsun falan da inandırmaya çalıştım ama hani ders çalışmamı çok etkilemeye başladı. Ve henüz daha değiştirmedim bu arada ama bu hafta sonu yani siz bu videoyu izlerken muhtemelen cumartesi izleyeceksiniz. O zamanlarda değiştiriyor olacağım ama bunun için hani size yorumlarını da merak ettim. Çünkü benim için vermesi gerçekten çok zor bir karar. Bilmiyorum çok garip oldu bu video ama yani siz de aşağıya görüşlerinizi bırakırsanız çünkü böyle çok hani sizin görüşünüzü duymaya ihtiyacım var. Gerçekten çok zor bir karar çünkü hala karar veremiyorum bile. Bugünkü videoda bu kadardı. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım aşağıda biraz dertleşebiliriz. Bir sonraki görüşene kadar kendinize iyi bakın, okur kalın. Hoşçakalın, sizleri seviyorum.